Alo. Ne yapıyorsunuz? Seks kaseti girişi gibi ne yaptık anasını satayım. Her neyse gençler, videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Trickster yeni güncellemede birkaç değişikliğe uğradı. İşte bıçak sayılarında değişim oldu. Bir kurbanı 7 sefer vurunca değil 6 sefer vurunca yaralıyorsunuz. Gibi gibi birkaç değişikliği oldu. Ben de zaten hazır katil videoları çekmek için bahane ararken dedim ki Dümenci'nin yeni gelen güncellemeden sonraki halini çekeyim. Mori'yi gördün. Alo. Güzel, iyi map geldi. Açık map. Trickster için güzel map. Şimdi gençler, videonun başında muhtemelen eklentileri görmüşsünüzdür. Fakat ben eklentileri çıkarttım. Neden çıkarttım? İlk maça özel böyle default, yani hiçbir şey takmadan kendi haliyle oynayayım ki asıl gücünü o zaman anlarız. Gerçi sonuçta karşımda rank 20 var. Ne kadar anlarız bilmiyorum ama en azından öyle test edelim istedim. Bıçaklarım 44. Eskiden 60'tı diye hatırlıyorum. 16 tane bıçağını silmişler. Ama dediğim gibi 7 vuruşta değil, 6 vuruşta yaralıyoruz. Şimdi bu arada şurayı kıralım. Şurası önemli. Garaj mı? Garaj en önemli şeydir dostum. Rank 20 rush'ı mı yiyorum yoksa rank 20 yılanlığı mı yiyorum? Lan Allah'ın belaları, Allah'ın belaları, tiplere bak. Tiplere bak, Allah sizin belanızı verecek. Şu çektirdiğiniz eziyete bir bak, killerlara. Ağzına sıçıyorsunuz değil mi killerların böyle böyle rush yapa yapa. Yat yere. Böyle böyle ağzına sıçıyorsunuz değil mi killerların? Devir onu. Ay bir vuruşu kaldı, şeyim bitti, inanılmaz. Fuck you man. Neyse bunu salacağız. Çünkü buradaki slug bize bela olabilir ki diğerini kaldırıyorlar muhtemelen iki kişi. Bakalım şöyle. Yat yere. Bunların rush'ını nasıl keseceğiz başka türlü arkadaşlar? Siz söyleyin bana, siz söyleyin. Bu neymiş ya? Dört dörtte oturmuşlar yapıyorlar bir de. Nereye gidiyor lan o? Aha. Seni de düşüreceğim ki. Senin kaçarın yok. O rush'ın bedelini neyle ödeyecekler biliyor musunuz? Mori ile. Nice. Oy ana event geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sizin o dörtlü rush'ınıza benden de o zaman bir ana etkinlik gelsin ha. Bir slug gelsin o zaman. Ha? Nasıl güzel mi? Hadi şimdi toparlayın bakalım buradan maçı toparlayabiliyorsanız. Beni kızdırdılar aga. Beni gerçekten kızdırdılar. Oturmuşlar dörtlü dörtlü nasıl gidiyorlardı gördünüz mü? Ördek gibi gidiyorlardı valla. Bir tane önde liderleri var bunların. Anne ördek. O vakvaklıyor öbürlerini çağırıyor. Öyle bir şey mi var lan? Ya Steve, ne boş adamsın ya. Atlayabilir mi lan oradan? Nereye atlıyor, nereye? Sadece bıçak challenge mi yapsam diyecektim. Oy oy, öyle bir şey yok. Aldınız değil mi? Onu iyi yaptınız. Çekil bakayım oradan. Gelecek mi bloğa? Gel gel. Gel gel, iyi olur. Bayağı iyi olur senin için. Gel. Çok iyi. Vaa. Güzel olmuş ya. Güzel güzel, iyi gidiyoruz. Açık alanlarda bu arada Trickster bence çok güçlü. Kesinlikle çok güçlü. Bu katilin sıkıntı zaten yani Chase değil bence. Bence Chase'leri güçlü. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Kapalı map falan gelmediği sürece, böyle kurban sürekli koridor dönmediği sürece bence Chase'leri güçlü. Ama işte Jhen engellemesi çok iyi değil gibi. Tu. Gel bakalım Ace kardeş. Tunnel yapmayız ama Mori'nin zamanında da Mori'mizi yapıştıracağız. Değmiyor mu onlar? Değiyordur değil mi? Değiyordu yani herhalde. Orada detone oldum mu olmadım, onu da tam anlayamadım bu arada. Sesim değmiyor mu onlar diye bir gitti geldi. Gerçekten. Cem Yılmaz'ın 1999 yılındaki gösterisindeki haline döndüm. Olur öyle şeyler, sağlık olsun. Ne gülüyorsun lan? İt bana mı gülüyorsun sesim gitti diye? Ha ne oldu oğlum? Atar yapıyordunuz Cem şu Cem bu diye. İlla böyle ağırlığımızı mı koyalım maça ya? Rank 20'ler diyoruz, sadece saatlik challenge yapalım falan filan diyoruz. Ha öldü. Seya. Ama dinlemiyorlar ki. Yani bu nasıl bir vahşilik? Ay main event geldi lan. Main event geçeceğiz mecbur. Aa lan ne oldu? Yapamadık arkadaşlar main event'i. Neyse zaten biri yoktu galiba. Bunun bir de şey var, eklentisi var ya. 6 yerine 5 bıçak tutturunca hasar verme eklentisi var. Ben onu çıkartamadım. Ki zaten gerek yok şu an, o kadar güçlü yapmama gerek yok. Onu yaparak daha güçlü yapabilirsiniz bu arada. Şimdi şuradan önüne çıkacağım onun. Hoho! Neyse Steve kardeşler. Bunun camp imkansız bu arada. Lan ne oldu? Aa alamadı. İmkansız ki bunun campine. Zaten trade'i çok güçlü. Neyse. İmkan veririm Steve'e. Almak istiyorsa buyursun.
Gerçekten 4. sezon çekimleri gibi gelmediler mi? Ne zaman çıkıyor ya 4. sezonu Stranger Things'in? Ben en son 8 ay önce şeyde gördüm. Netflix'in sitesinde. Müjde yeni bir sezon yakınlanıyordu. 8 aydır bak 8 ay. Nasıl bir yakınlıksa artık. Steve alacağım mı bunu birilerine? Hatchten mi kaçacaksın? Bak neyse var. 4. sezonu çekebiliriz burada ikimiz hep beraber. Müthiş bir cümle oldu. İkimiz hep beraber. Aa Nancy aldı. Ya gerçekten bak nasıl ırkçılık yaptılar öbür Claude. Kimdi bu? Meg mi? Meg'e nasıl ırkçılık yaptılar gördünüz mü? İkisi aynı dizide oynuyor diye. Meg'i umursamadılar bile. Tam tahmin ettim. Anahtar mı çıkartacaksın gülüm? Gülüm anahtar mı çıkartacaksın gülüm? Gülüm anahtar mı çıkartacaksın? Tamam çok tryhard kasmaya gerek yok. Ay mori var mori dur. Bir no my way machine daru yapmayalım mı ya? Kangnan lan dur ne yapıyorsun? Kangnanu. Kanda. Hatta arada siye dedi onu da duydum da hadi neyse. Al bakalım bu da fotokartın. Adresim ne zaman istersen muşambacı olarak. Tamam o da eşten gitti yapacak bir şey yok o kadar da salalım ya. Gereksiz tryhard'da oynamaya gerek yok. Beni ilk yandan sonra çok sinirlendirdiler bu arada. Gerçekten orada sinirlendim. Bunların hepsi konsol bir şey yazamıyorlar. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Bir sonraki maça konsolu kapatayım. Crossplay'i kapatayım, full bilgisayarlarla oynayayım. Maria geldin. Gençler bu maç şunu söyleyeyim ortalık alev yerine dönebilir. Niye böyle söylüyorum? Çünkü karşıda bir tane 400 saatli adam var. O çok sıkıntı değil. 400 saat okey. Yine de bu rank için düşük. Hani rank 17-18 ise 400 saat fazla yani. Hani daha yükseklere çıkabilmesi lazım. Bir tane de 1600 saat var. Hani ben şu an smurfluyor gibiyim fakat benim saatim 1380 falan adamın 1600 saati var. Niye bunlar geldi bana bilmiyorum. Ama en azından denk bir mücadele olacak diyebilirim. Ki aynı yerde başlayıp jeneratörün anasını ağlatmışlar bile. Buydu bu arada 1600 saati olan. Şunu hemen öttürebilirsem harika olur biliyor musunuz? Şunu öttürebilirsem harika olur. Çok iyi babacım 1600 saatli adamı. Müthiş bir şekilde düşürdük. Bu arada bir slug yapabilir miydim orada? Ya da yetişebilirsem eğer ben... Ne olur palette biri olmasın. Bunu buraya götüreyim. Palete yetişebilir miyiz? Yetişemeyiz büyük ihtimal. Palete büyük ihtimal yetişemeyiz. Şey ne palet ya? Jeneratöre yetişir miyiz? Yetiştik mi? Var mı biri? Allah kafasına çakarım. Bu arada şimdi eklenti taktım bu maç. Güzel oldu. Eklenti taktığımız maça sağlam rakipler geldi. Oho! Reis! Ne taktım? Bıçaklarımı 15 arttıran eklenti taktım. Allah Allah. Tu. Aa şeyim bitti. Nice. Easy. İyi başladık. Dominant başladık. Hilladılar onu orada. Güzel oldu. Zaman kaybettiler. İyi başladık. Vallahi rakip güçlü gibi. Smurf vs Smurf diyebiliriz şu an. Benim anlamadığım şu. Bu 1600 saatli adam. Eğer ki rank 20 falansa okey yani. Rankı düşükse okey. Oy. Tutturdum mu lan onu? Alacağım mı kanka? Al. S straight. Hadi bakayım. Untasis mine element. Ana event'e geçmeyeceğim çünkü zaten düşürülmem garanti. Şöyle alıp bunu da asalım. Müthiş başladık müthiş. Ana event'e istediğim zaman geçebiliyor muyum? Öyle bir güncelleme falan geldi mi? Aa şu an geçtim mesela. Oy. Oy. Ez bir trade daha mı? Ez bir trade daha. Burada biri daha var mı? Biri daha olması lazım. Yeni bitirdi ama güzel. Müthişiz. Çok ukaldık. Lan flash save yemedim değil mi? Şimdi bıçakları bir tazeleyelim. Ben en son ne diyordum ya? Konu yarım mı kaldı en son? Bir şey mi diyordum? Bir çok aksiyon oldu ya burada. Hop. Seaman. Lan hiç tutturamadık. Çok iyi. Bunun decisive var mıdır ki? Attırsak mı buna decisive? Ne diyorsunuz? Attıralım bakalım. Yokmuş herhalde. Ya da ıskaladı bilmiyorum. Yine paletten geçiyor. Her rank 20 olayını konuşuyorduk herhalde. Ya şimdi mesela benim saatimin az olduğunu düşünün. 100 olduğunu düşünün. Karşısına 1600 saatlik adam verdiği zaman oyun biraz haksızlık olabilir o kişiye. Ama burada da onlara haksızlık oluyor. Bu sefer de benim 1300 saatim var. Karşıma 100 saatlik soru ayır atıyor. Bu sanırım dengelenemez bir şey. İki taraf açısından da bakmak lazım bu olaya. Kanka! Senin... Bu Jeff mi ya? Bu kim? Jeff değil mi bu? Devir onu. Çok iyisin. Bir tık daha tutturursam kankacım. Süper. İyisin bu arada. Atladım mı oradan? Müthiş! Oğlum yani... Niye oğlum dedim ben böyle bireysel konuşuyormuş gibi? Ben beğendim. Gençler. Ümence'nin loop'u zaten güçlüydü. Dediğim gibi zaten tekrar etmeyeyim. Tekrar düşmeyeyim. Bir tık düştü ya. Bekle geleceğim sana bekle. Bir tık düştü ya. Şey sayısı. Tutturmamız gereken bıçak sayıları.
Ya Claudette. Bak orada ben bıçak alırken kaçıp gitsen aramızdaki farkı belki kapatamayacağım. Ama sen bir öküz olduğun için orada gidip yılanlamayı tercih ediyorsun ve beni çıldırtıyorsun. Yok. Ya bu niye böyle oluyor ya? Bunu yine mallaştım mı nasıl satayım? Şimdi onlar ne yaptı biliyor musunuz? Şu jandalar. Orada mısınız? O zaman resetleniyorlar. Aha, Claudette öldü. Yoksa dümenci rakiplerini pes mi ettiriyor? Rush'a durmadan devam diyorsunuz. Yani çok dominant chase atmama rağmen bir şekilde jeneratörler engellenmiyor arkadaşlar. Kankam ne yapıyorum be? Teslim oldular arkadaşlar ya da en azından bu ikisi teslim oldu sanırım. Gel bakalım. Oh vay vay vay. Göremedik ama. Olsun. Mori artık ister istemez adaletli bir şekilde nerflendiği için arkadaşlar atmaktan çekinmiyorum o yüzden. Yani sonuçta son asılış yani kancaya götürsem de aynı şey de aynı. Şimdi şu üçlenden birindeler. Gerçekten tam bir Ömer Üründül yorumu. Sanırım anahtar Blaze'e döndüler ya. Aa yo dönmemişler. Çok iyi. Harikasınız kankslar. Kankacım kurtuluşun yok be. Yok kurtuluşu yok ki yok yani imkansız bir şey yapamaz. Sen de Mori. Sen de Mori tamam. Son elemanla hiç'ten gidecekse gitsin. Ben çok takmıyorum öyle şeyleri. Gereksiz uzatmayalım da. Şöyle üçüncü killimiz de okey. Kanda. Çok iyi Mori bu arada ya. Bir de şöyle fotokartı bırakıyor ya. Hakan fotoğrafçılık diye. Tamam oğlum çok takmıyoruz dedik de bir kere de hiç'i ben bulayım la. Gitti. Evet 1600 saatlikten bir şey göremedik. Zaten bir kere şey sattık. Rank 18'miş. Herhalde uzun süredir oynamıyor bilmiyorum ama. Şöyle arkadaşlar saatini de göstereyim de bakın. Nikah aynı oradayla. 1600 saat. Sonra abi götten sallıyorsun. Abi sırf maçı heyecanla izleyelim diye böyle şeyler uyduruyorum falan filan. Olaylar olmasın arkadaşlar. Beni boyla karıştırmayın ben yapmam öyle şeyler. Kurban pudingini gördün. Evet son maçımızda da Yamaoka'da bakalım kurbanları yine dominant bir şekilde. Gençler bu arada şöyle bir haber vereyim. Bazıları sevinebilir, bazılarının çok umurunda olmayabilir. Şimdi merhabalar Feng Hanım. Killer videolarını isteyenler var biliyorsunuz ki aranızda çok fazla. Niye konuşamıyorum ben ya? Şunu bir düşüreyim. Anlatacağım bir dakika. Tamam. İbo şehir dışına gidiyor. Biliyorsunuz ki her yaz bir aylığına falan şehir dışına gidiyor. Dolayısıyla solo videolara biraz daha önem vereceğim. En azından İbo gelene kadar. Bu süreçte de katil videoları sıklıkla gelmeye devam edecek. DBD videoları da biraz artacak. Çünkü İbo biliyorsunuz ki dörtlü oyunların çoğunda başrol. Ve İbo'suz diğer oyunları çok çekmek istemiyorum. Yani bu ekipteki diğer kişilere herhangi bir kötü anlam taşımıyor. Onlar da tabii ki de videolarıma çok katkı sağlıyor ama İbo bir ayrı. Biliyorsunuz hepiniz de bunu farkındasınız. Kendisi de biliyor zaten bunu. İbo'suz diğer içeriklere çok girişmek istemiyorum. O yüzden solo hikayeli oyun olur. Solo killer olur, solo survivor olur. Tabii ki de ekiple videolarda gelecek. Daha önem vereceğim İbo gelene kadar haberiniz olsun. Bunu neden diyorum? Bir rank 20'den tekrar red ranka çıkma serisi yapabiliriz katilde. Zaten ister istemez öyle olacak. Killer videolarını arttıracağım için. Hani onun da haberini vereyim. İşte kiminizin umurunda değildir. Kiminiz belki sevinmiştir bu habere. Bilemem artık. Bıçak tutturursam benim için çok iyi. Bak bu güzel oynuyor. İşte böyle şeyler yaptığınız zaman arkadaşlar dümence karşı işi biraz zor oluyor. Bütün mind game'leri yemesi dışında bir sorun yok. Son bıçak. Ne yapıyorsun? Dolaba mı girdi o? Yo. Bu iyi oynadı. İyi oynadı. Dümence karşı böyle oynanmaz gerekiyor. Özellikle bıçak atıyorsa. Ben şimdi full bıçak deniyorum. Ben bire çok girişmiyorum. Şöyle bıçaklarımızı kaç yaptık? 52. Bir şey diyeceğim. Nasıl 52 ya? Benim eklenti 15 ekliyor. 44 yok mu bunun? 59 yapması gerekmiyor mu? Bir şeyim mi hatalı lan benim? Ohoho! Kral ne yaptın ya? Oğlum hiç tutturamadım lan. Niye öyle oldu? Tamam iyiyiz. Atladın şimdi. Ananı avradın ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Hepsine lan ne oluyor bir can daha bitti. Şöyle koş yoluna koş yoluna koş yoluna. Çıkmaz mı oradan biri? Zor maç. Yine maç zora girdi. Biraz rush engelleyemiyorum. Ya benim bu oyunda chase'im orta seviye. Ama can kontrolüm hiç yok arkadaşlar. Bu can kontrolü nasıl yapılıyor ya? Şimdi bunu kovalıyorum. Düşürdüm. Uzun da sürmedi. Kovalamayayım mı? Jene mi gideyim?
Nasıl oluyor tam olarak? Yoksa buna yapacak bir şey yok mu yani? Bu rush yeniyor Mert. Öyle minik minik tüyolar isteyeceğim sizlerden. Çünkü katil tecrübem çok az biliyorsunuz ki. Genelde Survivor oynadım. 1380 saatimi 1200'ü falan Survivor'dır. Abartısız. O yüzden bana katil videolarında yardımcı olun. Sizlerden ricam. Red rankımıza tekrar çıkalım. Hazır Ibo'da yokken biraz kafa dinleriz. Bak şu jeneratörü de bitirirlerse benim için harika olur. Bütün jeneratörler tek bir kısımda kalır. Jam placement'a hiç dikkat etmemişler. Ben de diyorum buralardan bir yerden bir totem sesimi duydum. Yani düz totemi kırmak için şu aldığın riske değer miydi? Tuttur artık şu bıçakları ol Mehmet. Tutturacağım mı? Alo? Aa ne kadar kötü attım lan. Ay ne diyorsun? Altıma sıçtım. Yat! Yat! Bizim demir gibi tutuyor önüme gelmiş. Fener tutuyor ya. Bir irkilmedim değil. Neyse bunu şuraya götürelim. Burada hiçbir şey yok. Aa! Aa ne oluyor? Gidin lan. Ya bu rank 20'lerin nedir bu fener sevdası ya? Nedir ya? Nedir ya? 7 bıçak. 1 2 3 4 Aaa iyiydi ama iyiydi. Nice try'di değil mi? Seni bir embirleyelim o zaman ya. Kanks manks ne diyorsun? Lan vuramıyordum. Tamam devam et. O 7 bıçakla onu düşürsem var ya bu. CS'de Valorant'ta falan var ya. Bir mermisi kalınca reload atmıyorlar. O bir mermide de headshot atıyorlar. Onun gibi olurdu gerçekten. Alacağım mı onu da? Alacaksın herhalde. Tanks'in Max'in takımı için muhteşem fedakarlıklar yapan bir insansın. Tam tek mi? Ne oluyor? Atabileceğini sanıyor. Ne dedim lan? Bak birkaç imkan tanıyorum aslında. Oha oradan da tutma. Sen oradan o flash save'i at. Hani at yani öyle. Özel bir istekte bulundum. Herhangi bir iddia değil. Bu can yapan kimse bu yanan totemi niye görmedi? Bu var ya bu bak. Ananı ardını. Yapma onu yapma işte. Onu işte yapma. Onu yaptığın zaman... Utu. Onu yaptığın zaman ben bir canavara dönüşüyorum. Ama Feng'i de görebilseydim keşke. Bu Feng çok geç farkına varıyor olayların. Ey yavrum ey. Bıçağı çok keyifli ya. Ya Huntress'e looplaması daha kolay gibi sanki. Bilmiyorum Huntress'le kıyaslanıyor ya genelde dümenci. Huntress'in iyi oynayanı tamam okey. Bezdirir insanı. Ama şimdi palette Huntress balta kaldırırsa ve siz paleti devirmezseniz ekstradan 1-2 tur daha atıyorsunuz garanti. Ama dümenci tam öyle değil gibi. Bilmiyorum herkesin fikri farklı olabilir bu konuda. Zaten ben her zaman diyorum oynayabilen her katil güçlüdür. Wraith de güçlüdür. Nemesis de güçlüdür. O da güçlüdür, bu da güçlüdür. Ama benim gibi killer özürlüsüyseniz en güçlüsüyle bile bir şeyler yapamayabilirsiniz. Şu hareketleri görüyor musun ya? Senin... Ya ne boş boş hareketler bunlar, ne boş boş. Devireceksen başta devir ya. Bir şeyler biliyormuş gibi takılıyor orada takılıyor. Bunlar sonra büyüyor başımıza ne oluyor biliyor musunuz? Bunlar büyüyor başımıza işte red rank oluyorlar. Adam trolleyem. Herkesi oyalayam, teabag atam. Nerede bu götün oğlu? Deviremedin oğlum bu sefer. Ne oldu? Slogra. Ama iyi, bilgili. Slogra'cım tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir oyuncusun. İleride potansiyel vaat ediyorsun bizlere. Genç bir yeteneksin diye tahmin ediyorum. Şimdi bul bakalım bu ikisini bulabiliyorsan. Oo. Eleneyim mi? Aa bu iki tane mi mag vardı lan? Bu da iyi oynuyor bir şey değil mi? Magler iyi oynuyor ha. Magler en azından bilinçli oynuyor yani iyiden kastım. En azından dümenciye karşı nasıl oynayacaklarının farkındalar. Mag'cim çok kötü bir yere kaçtım be canım. Bak. Elimde bıçakla main event de geldi de main event'e gerek kalmaz gibi çığlığını attırdık zaten. Şuraya doğru main event gelir mi? Gelmez mi? Çok iyi bir hamle oldu Ahmet. Ya girme ağzıma. Ah iyiydi be. Bu tarz uzak mesafe katillerinin dibine girerseniz çok zorlanıyorlar. Huntress'e falan da öyle. Düğme biri girdiği zaman balta atamıyorum. Ya Feng. E gitti orada ne yapacaksın? Ohoho! Dedardı hiç beklemiyordum.
Hani Feng ya, bir de rank 20 Feng. Kıvrak oynuyordur diye düşündüm de. Şimdi tur yapsalar bile en fazla bir kişi kaçar. Ben 3 kere aldığım zaman tatmin oluyorum bu oyunda ya, benim için yeterli. Aha, yakaladım. Aa, ne oluyor lan? Lan! Zamanla kayma yaşadım lan. Aaaa! Gülge bu uyuyan yılanı uyandırdın. Ulan Meg, ulan Meg var ya, bu map fena değilmiş ya şey için. Dümenciye karşı oynamak için. Şu içeriler falan çok sıkıntı. Lan hep de dönecek bir köşe buluyorsun ha. Hep de dönecek bir köşe buluyorsun, gel o zaman emberleyeceğiz seni, yapacak bir şey yok, yeter yani. Tamam, bu da öldü, öbür Meg baksın keyfine. Ya bir kere hatch'i bulayım, tamam kapatmayacağım, söz kaçmasını sağlayacağım. Bir kere bulayım ne olur. Aha. Gel la gel, salacağım, söz verdim. Meg'cim salıyorum, gel. Bıçak fırlatsam buradayım diye, yardım çağrısı. Buradayım, bak bıçakların geldiği yönü takip et. Hah, gitti, tamam, nice. Bir mora falan çıktık mı sağlam maçlar dönmeye başlar. Gençler, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.